Evet muhtarım, bugün çekimimizi yaptık, evlerimizi çektik, köyün sorunlarını dile getirdik. Var mı söylemek istediğin, paylaşmak istediğin? Tabii bu birinci çekimimiz, daha 4 çekim daha yapacağız. Bu birinci çekimde ister istemez eksiklerimiz olmuştur. Belki çekemediğimiz yerler, gözümüzden kaçan yerler olmuştur. İnşallah ikinci çekimimizde yine seninle iletişime geçip ya muhtar şurayı niye çektirmedin, şu konuya niye değinmedin diye talepler olacaktır. Evet, hem köylülerinden hem gurbetçilerinden. Var mı söylemek istediğin köylü gurbetçilerimize, yine kamu işçilerine, yetkililere söylemek istediğin? Sözlerini alalım. Zaten ben her şeyi söyledim de en son olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Ben istiyorum ki bizim Yozgat milletvekilleri bizleri sahada o için köylerimize geliyorlar. Bizler burada istiyoruz ki onları evlerimize bile ağırlayalım. Gelsinler, çayımızı kahvemizi içsinler. Sorunlarımız neyse görsünler. Sahada oydan oya gelen milletvekili de bizim milletvekilimiz olmasın. Evet. Duyuyorlarsa bunu gerçek içimden gelerek söylüyorum. Bunu sayın milletvekillerim, eğer duyuyorsanız köyümüzü çektik, izlerseniz belki muhtarınıza hak verirsiniz. Bizlere yardımcı olun. Bizlere yardımcı olmanızı temenni ediyoruz ki bunları da bizler yapalım yani. Kuru yere de biz bir şey yapamıyoruz. Biz yaptığımız ne yapıyoruz? Bir salma salıyoruz, yarısını topluyoruz. Yarısını toplaya burası köylülük. Kimisinin imkanı iyi, kimisinin imkanı yok. Adamın da boğazını sıkacak halin yok. Zaten fakir köy. Bu işler fakir. Böyle çatalladığı zaman zor durumda kalıyorsun. Sayın milletvekilim, Yozgat milletvekilleri, isim saymaya gerek yok zaten. Hepsi bizi biliyor, biz de onları biliyoruz. Bunları isim sayarsak yanlış olur. Bunlara dinlesinler bizi, şöyle baksınlar köyümüze ki bize hizmet versinler. Biz hizmet için geldik bu. Eğer bize hizmet vermiyorlarsa ben istemiyorum o kadar muhtarlığı. Alsın mühürü benim elimle. Çok önemli değil. Evet. Ben sosyal hayatımı bıraktım. Köyüme muhtar oldum ki köyüme bir şeyler yapayım diye. Köyümüze bir şeyler yapayım diye. Sonunda da dernek başkanlarına sesleniyorum. Konuşmamın sonunda sayın Mersin Dernek Başkanı Hüseyin Kuru benim abim olur. Herkesin de bunu biliyor. Ankara Dernek Başkanı Şahin Şanlıtürk. O da akrabamız olur ama eniştemiz. Şanlıtürk benim oğlum. Bugün bunların çalışan ekipleri beni böyle dinliyorlarsa bana yardımcı olup köyümüze bir şey yaptırmak istiyoruz. Bunları beni dinler de yardımcı olursanız hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Eğer beni duymaya komşulardan da bana da bir selam yok diyorsa bütün gurbetçilerimize selam olsun. Kaymağım. Köyümüzün bu çekişilme sonunda zaten biz kaymağımla biz bir araya geleceğiz. Kaymağım Bey de bizi duymuştur. Eksiklerimizi görmüştür. İlevcimenleri zaten arkadaşlarımız hep bizim. Onlar da sorunlarımızı biliyorlar. Bunu söylemeye gerek yok. Arkadaşlar geldi yerinde gördü. Sadece kaymağımız gelmedi. O da gelecek. Yerinde görecek. Bunu sadece çok arz ettim. Sayın Valim, bunu bizi izlersen şu garip Bozsuyuk köy muhtarına da bir yardımında bulunsun. Eğer bulunursan çok memnun oluruz. Sizlerin geldiği için de çok çok teşekkür ediyoruz. Bu yayınları da yaptığınız için bizi gururlandırdınız. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Evet. Bugün de birlikteliğimizin, programımızın sonuna geldik. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Son sözlerini bir gönder o zaman abi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geldiniz, bizi ihya ettiniz. Sorunlarımız çok. Sen çok önemli bir konu. Çok. Ne? Karslı kaşar yapıyor. 80 lira. Benim yeğenim Kars'ta evli. Ben buna oradan bizim normal yaptığımız anne, atadan, babadan, dededen kalma çökelik. Çökelik deriz biz. Aslında tulum peyniri. Aç, yaptığımız aç, şey. Aç, amca diyor yani
bizim yöremizde yapılan bu çökelin karsın kaşarını 5 basar diyor. Evet. Tavaya koyuyoruz. Bu erime, sünme. Biz sünme diyoruz. Yani sündürme çökeli. Sündürme. Çökelin sünmesi. Amca diyor yağsız sünüyor diyor ya. Evet. Yağsız. Her hafta biz gönderiyoruz 5 kilo vesaire. Şimdi bu niye söylüyorum? Üretmek önemli. Evet üreteceğiz. Ürettiğimizi de değerinde, yerinde pazarlamak. Bunun da değerini buldurabilmek için yetkililerin, yetkili ağızların bunların reklamında vesairesinde söz sahibi olmalı. Konuşmalı. Örneğin Çurhalı Köyü'nün, Bosyük Köyü'nün peyniri. Balı. Bal. Ben balcıyım, üreticiyim. Benim yöremdeki arıcılar 10 liraya, 15 liraya bal satarken ben 50-60 liraya bal satıyorum. Evet. Ve benim sattığım bal yok satıyorum. Evet. Yıllık yaklaşık bir ton civarında balım oluyor. Bir ay içerisinde tükeniyor. İnan evime ayırdığım ballar şu anda elimden alıyorlar. Ben bana ver. Ahbabımız, dostumuz elinden alamıyorum. Niye? Çok güzel. Türkiye çapında en iyi ballardan birisi. Ama halkımızın bunun bilincinde değil. Nasıl salibimizi bilmiyorlar ise balımızı da bilmiyoruz. Peynirimizi de bilmiyoruz. Yoğurdumuzu da bilmiyoruz. Değerlerini. Mera hayvancılığı yapıyoruz. Ağırlıklı mera hayvancılığı. Ve ürünlerimiz çok kalite. GDO'suz, katkısız vesaire. Pazarımız yok. Dolayısıyla payımızı alamıyoruz yeteri kadar. Ve yoksul köylüler sınıfındayız. Yoksul köylü sınıfında yaşıyoruz. Yaşam standartlarımız işte gördünüz. Sobalı evlerimiz. Ne bileyim hani öyle 3 çeşit, 2 çeşit yemek yemeyiz. Hep tek çeşit yeriz. Nadiren olur böyle. Ve misafirler vesaire geldiğinde. Bunlar. Yani her şeye rağmen köyümüzü seviyoruz. Evet. Ve burada yaşamaktan memnun muyuz? Memnunuz. Memnun değil miyiz? Başka yapacak bir şeyimiz yok. 4 çocuğum var, 3'ü gitti. Okudular. Okumayan da gitti, okuyan da gitti. Kocaman köy. Genç nüfus yok. İşte en gençleri bizleriz değil mi? İşte Ahmet. Ahmet'te minibüsü var vesaire burada kaldı. Yetişen gidiyor. Niye gidiyor? Gidenin yaşam standardı bizimkinden yüksek. Daha iyi şartlarda yaşıyor. Çocuğunu daha iyi eğitim aldırabiliyor. Giyimi güzel, kuşamı güzel, yemesi iyi, rahat. Günü belli en azından. Bizim iş saatimiz belli değil. Tatilimiz hiç yok. Sabah kalkacağız, yine hayvanlarımızı yemleyeceğiz. Akşam yemleyeceğiz. Yemlemezsek aç kalır. Aç kalırsa biz de aç kalırız. Aynı devlet de bizi yemlerse karnı doyar. Üreteni teşvik ederse devletimiz. Ben bunu böyle söylüyorum ve bu doğru olanı da bu. Üretenin teşvik edilmesi. En büyük sorunumuz, bütün köylülerin sorunu bu. Alım gücümüz yıllardır hep geriye gidiyor. 80'li yıllarda bir tohlu 220 litre mazot bir torba şeker eder iken bugün bir tohlu 1000 lira 150 litre mazot ediyor. Şeker inen kalan 70 litre mazot Hep cebimizden aldılar. Birileri de gelip de bunların alım gücünü yükseltelim. Yok böyle bir şey. Niye? Akıl kârı değil. Biz Yunanistan'dan saman aldık. Neyle aldık? Dolarla aldık. Dolar kimin parası? Amerika'nın parası. Bizim paramız değil ki. Ya biz Amerika'ya bağlı yaşıyoruz. Ama bizim samanımız ne oldu bizim çavdarlı buğdamıza? Ne oldu bizim çalı basanımıza? 1 metre büyüyordu. 1 metre. Ve ben inan Davut Bey buradan çıkıp Ankara'ya kadar giderken o tarlalarda deste samanlar çürüyordu. Çokları yakıyordu. Şimdi ithal ediyoruz. Niye biliyor musun? Genetiğiyle oynanmış buğday tohumu geldi ülkemize. 30 santim büyüyor. Düver biçeride 20 santimden biçiyor. 10 santim şey kalıyor, sap. 10 santim sap bu ülkenin saman ihtiyacını karşılamıyor. Saman para, bedavaydı. Giderdik Sorkun'a. Kardeşim daha tarla, gidin toplayın. Şimdi parayla satıyorlar. Yok. Niye yok? GDO'lu tohum. Ne oldu bizim çalı basana ya? Yükselmiyor şöyle. He? Evet.
Ne oldu gerek buğdasına? Ne oldu Rus'a? Av örmece vardı. Kırmızı örmece mesela. Biz dağ köylüsüyüz. Bizde toprak azdır. Toprağımız çok az. Biz en çok saman veren tohumu ekeriz. En çok saman veren. Çavdar. Örmece buğdaları. Mesela ağ buğday dediğimiz buğdaylar onların samanı az olur. Artagillere daha yakın buğday olduğu için sapları ince olur. Samanı çıkmaz. Biz onları ekmezdik. Toprağımız az olduğu için. Çalıbasan vesaire yani bu yüksek dağ yerlerine dayanan muhacir buğday derler. Mesela bu Ermen ekmiştir. Ben ekmedim. Çok ektim ben. Kırmızı muhacir. Kırmızı muhacir. Aman evet. Bunlar bizim devlet üretme çiftliklerimizde. Taşura kadar buğday. Yetiştirilmiş tohumlarımız, yerli tohumlarımız. Ne oldu? Nereye gitti ya? Yok hiçbiri yok. Domates ekiyorsun, ektiğin domatesten tohum tutamıyorsun. Patates ekiyorsun, patatesin tohum tutamıyorsun. Şirket tohum vermezse ülkede patates yok. Ya kim yapıyor bunları? Niye yapıyorlar ya? İlaç ilaç. Ne yapacağız biz? Patatesimiz olmazsa, buğdamız olmazsa? Tank mı yiyeceğiz? Top mu yiyeceğiz? Lastik mi yiyeceğiz? Araba mı yiyeceğiz? Telefon mu yiyeceğiz? Biz üretmiyoruz. Üretmezsek ölürüz. Ve ölüme gidiyoruz, intihar ediyoruz. Osmanlı niye battı? Teknolojiye yetişmediği için. Ulema eğitime karşı çıktığı için battı. Yok oldu Osmanlı. Yedi düvelde toprağı olan Osmanlı'nın bugün elinde kalan toprağı Osmanlı'nın onda biri kadar değil mi Davut Bey? Evet. Bildiğim kadarıyla ancak o kadar. Eğitim, üretim. Sorunlarımız bunlar. Türkiye'nin sorunu. Hepimizin sorunu. Ortak sorunlarımız. Altyapımız elbette lazım. Ama önce karnımız doyacak. Alım gücümüz, yaşam standartımız. Teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz.